Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da Android'de uygulama geliştirirken genelde karşılaştığımız sorunlardan bir diğerinden bahsedeceğim. Şöyle ki proje geliştiriyoruz. Geri geldi bir kütüphane eklemek istedim. Mesela AdMob'la beraber ben Facebook'un reklam dağıtıcısını kullanmak istiyorum. Adı da bunun neydi? Audience Network'tü. Neyse bunun ne olduğu önemli değil. Yani bu bir Glide'da olabilir, Picasso'da olabilir, Event Bus'ta olabilir. Önemli olan nedir? Gideriz hemen dependencies kısmına bu kütüphaneyi ekleriz değil mi? Kopyala dedik. Geldik Android Studio'ya. Geldim buraya bunu yapıştırdım. Şimdi bunu yapıştırdığımda belli başlı hatalar veriyor. İlk olarak artık compile kullanmıyoruz. Bu birinci düzeltmemiz gereken şey. Yani bir kütüphane yüklüyorsunuz compiler gelebilir. Ama zaten üzerine gelince ne diyor? Bu compiler anahtar kelimesi işte bir süreden sonra artık kullanılmayacak. Bunu diyor implementation'da değiştirin diyor. İlk olarak yapacağım düzeltme bu. İkinci düzeltme bunun üzerine geldik. Bakın sarı renkte ne diyor? Karışıklık olmaması adına gidip de buraya 5 nokta artı demek yerine direkt olarak sürümün kendisini verin. Yani bu ne anlama gelir? Bu 5.1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. Tamam bunu yazabilirsin ama diyor bu iyi bir şey değil. Daha sonra karışıklığa sebep olabilir diyor. Bunu çözmek için de ne yapacağız? İndirdiğimiz kütüphanenin artık o her neyse yani şu an bu library'den bahsediyorum ama her neyse onun direkt olarak sürüm numarasını bulmamız gerekiyor. Şimdi bunu ben nasıl bulabilirim? Mesela ne demiş? 4.99'dan kaça upgrade ediyoruz? Şöyle bir bakalım. Aslında direkt sürümleri veren bir kısmı da büyük ihtimal vardır ama Migration Step yazmamış mı? Ya ben bunun aslında 5.0.0 olduğunu biliyorum ama hani bilmiyorsam nereden bulabilirim ona bakıyorum. Getting started diyelim. Download diyelim. Android diyelim. Burada da şurada. 4.99.3'müş sonra 5.0.0 çıkmış. Yani buradaki artıyı da bununla değiştirmemiz gerekiyor. Yani her kütüphanede böyle bir şey olacak diye bir şey yok ama hani olursa da çözümü bu şekilde. Daha sonra sign now diyelim. Gelsin bunu internetten bu kütüphaneyi projemize dahil etsin. Evet, dahil etti ve çoğu zaman belki görüyorsunuz bu hatayı. Belki hiç uğraşmıyorsunuz üzerinde ama daha sonraları sıkıntılara sebep olabilecek bir şey bu. Burada da ne diyor? Tüm support kütüphaneleri aynı versiyonda olmalı. Burada diyor iki versiyon birbirine girmiş durumda diyor. Bulunan versiyonlar 28.0.0, 26.1.0 diyor. Ve buradaki sebeplerini de vermiş. Bunun sebebi ne peki? Şimdi benim upcompat kütüphanemde aslında recycler view'a dair bir şey olabilir. Tamam. Ve bu pardon bu kütüphanenin kullandığı Recycler View kendi içerisinde 26.1.0'ı kullanıyor. Oysa ki benim bütün uygulamam 28.0.0'ı kullanıyor. Bundan dolayı diyor işte hani hangisini kullanacağına karar veremiyor. Karışıklık oluyor gibi bir hata burada. Bir uyarı söz konusu. Bunu düzelteceğiz. Burada gidip de bunu derseniz hiç sallamaz bunu. Yani yanlış anlamıyor bilmiyorsam pek ilgilenme bununla. Bu hatayı es geç gibi bir durum oluyor. Biz bu hatayı çözmek istiyoruz. Peki nasıl yapacağız? Şurada 28.0.0 V dediği şu farklı sürümü alıyorum. Alamadım. Çok da sıkıntılıdır şunu almak. Şöyle seçiliyken Ctrl C yapıp seçtim bunu. Daha sonra aşağıya geldim. Implementation dedim. Tek tırnaklarımı açtım ve içine bunu yapıştırıyorum. Ve diyeceğim ki Recycler View bunun içinde olsa dahi sen bunun 28.0.0'ını kullan. 26.1.1'i kullanma diyeceğiz. Onun dışında aynı şekilde şurayı da alıyorum. Pardon. Şöyle aldım bunu. Yani bunun içinde kullanılan drawable 26.1.0'mış. Bunu kullanma. 28 hani bu sürümünü indir ve bunu kullan demiş oluyoruz aslında. Bu şekilde. Başka bir şey var mı? Yok gibi. Şöyle bir senkronize edelim.
Hani bazen bunu yaparsınız, bir tane daha çıkarır, bir tane daha çıkarır. İşte orada hata veren şeyleri var olan sürümünüzle birebir aynı olarak eklerseniz, bakın yine çıktı. Bu sefer de ne diyor? Bu. Media Compat. Bunu buradan seçtim. Şöyle Ctrl D ile satırı kopyaladım ve şuraya yapıştırıyorum. Bakalım nereye kadar gidecek. 28.0.0. Tekrardan Sign Project dedik. Evet. Yine çıkacak mı? Evet. Yine çıktı. Bu illaki bitecek arkadaşlar. Buna yapacak pek de bir şey yok. Pardon. Şöyle. Yine bu satırı Ctrl D ile kopyaladım ve şuraya yapıştırdık. Bu sefer de ne diyeceğiz buraya? 28.0.0. Yani şu upcompat'ın sonunda burada alfa beta da diyorsa, burada da yine aynı şekilde yazmanız gerekiyor. Bakalım. Sanırım bitti. Evet. Artık kütüphaneyi düzgün bir şekilde eklemiş olduk ve herhangi bir uyarı da kalmadı. Yani burayı tekrar özetliyorum. Artık burada compile kullanmayacağız, implementation kullanacağız. Ola ki bir yeni bir kütüphane eklediniz. Bu kütüphaneden sonra var olan kütüphanelerinizin altında bir uyumsuzluk durumu çıkıyorsa, çözümü bu şekilde gidip üzerindeki uyarıda bulunan kütüphaneyi buraya getirip var olan sürümünüzle beraber implemente ederseniz bu hatayı da çözmüş olursunuz. Onun dışında bu videoda hani aklıma gelen bir şey yok. Yine böyle çok fazla karşılaşılan durumları böyle tek tek video olarak atmaya çalışacağım. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.